Teknoseyir'e hoş geldiniz. Yine her senenin sonunda geleneksel olarak bir böyle geçtiğimiz yılın gündem taramasını yapıyoruz. Evet. Önemli olayların üstünden geçiyoruz. Tabii ki her maddenin üstünden geçecek değiliz ama hani kabaca hayatımızda dokunan şeylerin üzerinden bir evet. geçelim. Kendi fikirlerimizi söyleyelim dedik. Ee, şimdi ben tabii bir... Yılın başından beri bir sıralama yaptım ama şöyle öyle gitmeyeceğim tabii tek tek şu oldu bu oldu demeyeceğim. Sadece olayları söyleyeceğim. Bu sene teknolojik olarak hayatımız genel olarak telefonda Snapdragon 835 ile geçmişti. 845'te sonunda duyuruldu. Yıl başında en evet. yeni işlemci duyuruldu. Çok kısa sürede telefonlara entegre edildi. Daha önceki Snapdragon 820'den falan daha üstün bir işlemci. Evet, başarılı oldu. Ee, kısa sürede bir sürü cihazın içine girdi. Biz şeye şaşırmıştık. Yani Nokia 8'de bile var. Evet, yani ya bulunmayacak, edilmeyecek haberleri çıkıyordu. İlk başta hatırlarsan, herkes alamayacak falan diyordu. Her yerde var. Var var. O Qualcomm bu sene parayı bavul bavul Kazandı, evet. Deposuna koydu. <laughs> Çok iyi bir operasyon. Evet geçirdi Snapdragon 835'le. Hemen de bir sene olduğunda da 45, 45 e duyurdu. duyurdu. Senenin gündemi de 45 olacak. Evet. Üzerinde Windows'un da çalışmasıyla falan 2018'in e gündemini Snapdragon 845 oluşturacak. Evet. Artık Qualcomm Intel'den AMD'den daha çok şey ifade ediyor işlemci dünyasında. Kesinlikle öyle. E, gel, e biz, bize bakarsak BTK'nın kota düzenlemesini bütün sene neredeyse bir şekilde konuştuk. Evet, e, sık sık dile getiriyorduk. İnsanların, kullanıcıların kendi gruplaşıp hmm, bir çabalarıyla araya gelip çeşitli baskı grupları oluşturması durumu vardı. Bu sene bir yanıt geldi ve bir şeyler olacak. Hem bu 3 megabite düşmesi bağlantının konusunda ...bir iyileşme yapıldı. Hı hı. Çok tatmin edici olmasa da ve... ...ISP'ler bazı... Kaçak ...oyunlar evet. yapmalarına rağmen... ...bir iyileşme oldu. Fakat asıl beklenen... ...kotanın kalkması... ...o da 2019 evet, yılı. Evet bir yılımız var. 2018 yılı 31 Aralık evet. 2019'de ona. Olacak gözüküyor. Hani bu sözden dönülmezse... Evet ...olacak gözüküyor. Ee, e. Arada bir ISP... Türknet kendisi kotayı kaldırdı. Bu da bunun olabildiğini gösterdi. gösterdi evet. ya tamam Aynen onlar öyle. kendileri de söylüyorlar. Biz diyorlar küçük oyuncuyuz. Ama olabildi. Yani böyle bir yaşam mümkünmüş. Aynen öyle. Böyle bir hizmet mümkünmüş. O da onu gösterdi. Hı hı. 2019'da herkes rahat edecek. İnşallah. Bir sürpriz olmazsa. Evet, evet. Ve ISP'ler bir yolunu yine bulmazlarsa. Yine bir cinlik geliştirmezlerse. Evet. Ee, bir şey geyiği yaşamışız. Ona geyik demek zorundayım. Yerli arama motoru olarak bir geliyor olayı. Gerisi bir şey evet. çıkarttı. Sonra o onun çıktığı gün aslında sonuçları Google'dan çeken bir şey bir, e, madrabazlık olduğu görüldü. Ve Zaten e, bir haftada onun da konusu kapandı. Evet. Instagram'a canlı yayın özelliği eklenmiş. Ee, Snapchat halka açıldı bu sene. Evet. Bu sene şeylerle çok uğraştık. bu KDV, ÖTV olayları yok. Arabalara geldi yok. Evet işte, sürekli değişiyor. Şey. Artıyor tabii. Hiç. Hani hep, hep evet. Biz tüketiciye zarar verecek şekilde değişti hepsi. Değişti. Her şey arttı. Daha çok ödedik. Ee, Google tarafında Google Wear 2.0 çıkmış. Saatler çıkmış. Ama hani... Kimse görmedi. Evet. Bu, bu sene şey artık son kalan Fitbit tarzı cihazlar da gitti. Kapandı gitti. Meydan yine şey birkaç markaya kaldı. Samsung'a kaldı. işte Apple Watch'a kaldı. Google Wear tarafında da gelişmeler. Yani saat anlamında o kadar pek bir şey evet. duymadık. YouTube'a da canlı yayın özelliği eklenmiş. Bu Samsung şey olarak gündeme çok geldi. Onun başkanı işte bir takım kirli olaylara <gülüyor> bulaştı, <gülüyor> tutuklandı. Bir skandallar var Kore'yi ilgilendiren. Evet. Ama tabii Samsung o kadar büyük ki orada olan her şey bütün dünyada duyuluyor. Hmm. Onların o dava bir de aileyi kapsayan bir şey. Ya. Yani tek bir kişi değil de o evet. kişinin bütün ailesi yönetimde. O o konu bitmedi bu sene boyunca. İşte tutuklananlar yok girdi çıktı falan filan birileri. Evet Türkiye'de de online mağaza açtı Samsung. Fiziki mağaza da açtı. Online mağaza da açtı. Öyle bir genişleme yaptılar. Evet. Ee, şey yine çok günden beri Google ile Uber arasında bir teknoloji hırsızlığı olayı çok konuşuldu. daha çözülmedi. Çözülmedi. Bir, bir, eleman transferiyle bağlantılı. Evet. Bizden öğrendiklerini götürdü gittiği firmaya iddiasıyla. Evet. Hala sürüyor onun davası. Instagram'a çoklu foto yükleme desteği gelmiş. Twitter'ın 280 karakter 280'e hacmi arttı. Evet. Bir bookmark sistemi gelecek dendi ama o, o daha gelmedi. gelmedi. Instagram'da çoklu fotoğraf. Ben hani kendi tek Instagram akışıma şey baktığım yani. zaman bunu çok kullanan görmüyorum. Hala tek 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 millet paylaşıyor. Zaten paylaşacak şeyi zor buluyorsun. Biz bir, bir, birden çok şey bulduğun nadirdir. Ee, şey bak ilk burada konu. Her şeyi kullanıyorum ama 280 karakter ya yani 140'ı geçiyorum ben. Kesin o Artık rahat yazıyor evet. insanlar. Eskiden harf sayıyorduk. Evet. Aynı anlama gelen daha kısa kelime buluyordun falan. Hmm. Şimdi düşünmeden yazıyorsun. Bak ilk şeyi Şubat ayında konuşmuşuz. bu Yandex Türk olayı ve yani evet. ilk orada ortaya çıkmış ama yani bilmiyorum hani nasıl oldu başarılı oldu mu kullanan var mı benim etrafımda yok kendim yok. de kullanmıyorum kimse de konuşmuyor kimse de pek konuşmuyor evet ee, Mart ayı biraz hareketli geçmiş mesela e, Ryzenler çıktı evet AMD'nin yeni işlemci serisi başarılı oldu diyebiliriz değil mi ona <laughs> hani AMD açısından bir geri dönüş zaten. Çok çekirdekli işlemciler insanların eline ulaştı. Hı hı. Onunla birlikte Intel de kendi çekirdek sayısını arttırdı. O artırdı. da kaldı. zorunda kaldı. E, Masaüstü bilgisayarlarda altı ve üstü evet. çekirdek çağı başlamış oldu. Evet, 2017'den önemli gelişme. bu. Gelişme. Ben tamamıyla, be çünkü çok fazla bir beklenti yaratılıyor. Belki firmanın da suçu yok. Yok, evet. Toplum, tüketici topluluklar mı bunu yaratıyor bilmiyorum Biraz ama. Öyle abi. Bunda da anlamsızca büyük bir beklenti oluşturulmuştu. Ben onu karşıladığını, onu karşılamanın mümkün, mümkün olduğuna değil inanmıyorum abi. zaten. Hmm. Ama bu çıktı piyasada bir sorunu yok. İstediğin gibi işlemcisini, anakartını toplayıp bir sistem kuruyorsun. O sistemde sorunsuz çalışıyor. Evet bir alternatif oluştu. Gayet Bundan önce oldu. bir alternatif yoktu. Yoktu. O FX serisi falan onlar ıı, tahmin etmiyordu mümkün değildi de rekabet etmesi. Intel 7. nesle 8. nesle çıktı bu sene. Evet. Ama Ryzen bir alternatif ikinci bir kanal oluşturdu. Kesinlikle. Nvidia rahattı. 1080 Ti duyurdu o da. Bak 1080 ile yani 10, 10 serisiyle Nvidia kapadı seneyi. Evet. Yeni bir şey Hiç çıkarmasına şey gerek kalmadı. gerek Yoktu. Çünkü Ekran kartları zaten yok sattı. Evet. Altın çağını yaşadılar. İkisi de ekran kartı tarafında. Nintendo Switch çıktı. Ee, ilk i̇lk çıkışı biraz sorunluydu. Çünkü hani ters takmaydı bilmem neydi. Birazcık sorunlarla çıktı. Yok ekranı yandı bilmem ne oldu evet. derken. Ama sonunda hani yıl sonunda baktığın zaman Nintendo'nun hanesinde satış rakamı olarak başarı olarak gözüküyor. Oyunlar da iyi satıyor. Türkiye'de yok. Resmi olarak ee, yok evet. Kendi imkanlarına getir Evet. Tabi Mart demişken Teknosehir'de 6 yaşına girdi evet. bu sene. Evet. Ee, şey konuşulmuştu o da bak Mart ayındaymış. IBM Atoma bir bit yazabilmiş teknolojik e gelişme olabilecek olarak. Ve işte en küçük yapı evet. taşına o en küçük bilgi birimine bir ya da sıfır. Evet. Depolamak bundan ötesi yok artık. Yok. Atom altı parçacıklar da. Yani ne yapacağım Onu görmeyiz. <laughs> görmeyiz herhalde. Bu da, bu da tabii bu laboratuvarda olan bir şey. Bunun senin gerçekte hayatına girmesi yıllar. O tabii. ]久. Ama en azından e, teorinin onaylanması, hayataya evet. geç, hayata geçirilebileceğinin gösterilmesi e, önemli bir şey. E, bu senenin genelinde şeyi çok konuştuk. E, SIEM ya da işte NSA'nın kullandığı araçlar ortalığa saçıldı ve bunları kullanarak işte bazı açıklar işte evet. Windows'tan Linux'a her tarafa tehdit edildi işte açıklar bulundu. Bunlar kapatılmaya çalışıldı. Güncellemeler falan derken bunlara bayağı bir mesai harcamışız. Bir şey yine böyle bir Google ve YouTube'a reklam durdurma, büyük reklam verenler reklamlarını durdurdular bir tepki çünkü oluştu. tepki oluştu. Çünkü adam reklam veriyor, o reklamın nerede çıkacağını bilmiyor. Bilmiyor. Adam büyük firma, hmm. küresel hassasiyetleri olan bir firma YouTube'a reklam vermiş. E bakıyor kendisine uymayan, kendisiyle farklı bir mesaj veren ya da abuk subuk bir videoda onun reklamı çıkıyor. Ve tüketici de bunun bu işin akışını bilmediği için tüketici de diyor ki ya filanca firma buna reklam Heh. vermiş. Evet. Allah kahretsin falan. Bu yüzden bu o kadar büyük bir sorun haline geldi ki reklam çekildi. Çok büyük reklam ajansları Evet. Öyle böyle büyük değil yani bunlar dünyanın en büyük, en büyük ajanslar. reklam ajansları Google'dan YouTube'dan reklamlarını çektiler Aynen müşterilerinin öyle. reklamlarını kestiler bu bayağı bir e, sarsıntı oluşturdu ama günümüzde bugün bir çözüm geliştirildiğini falan ben, görmüyorum. Ben de görmedim abi. Görmüyorum. Ee, Intel Optane SSD'yi satışa sundu ama kimse fark etmedi. E, çünkü pahalı. Çünkü ne olduğunu anlamadı. anlaşılmadı. Yani, bu e, ilk sene, sene başarısızlık oldu. olarak satılmayacağı söylendi. Satıldı. Sonra, Türkiye'de bile satıldı. E, satılmaya başlandı. Yani e, perakende olarak Hı -hı. satılmaya başlandı. E, bu çok anlamlı bir teknoloji değil. Çünkü e, hani Optane yerine normal SSD, SSD al, al, geç. kullanabiliyorsun. Hı -hı. Anlamlı tarafı şu. Şimdi Optane'in bir SSD'si var. Normal SSD olarak zaten evet. satılıyor, alıyorsun. Ya da cache, cache olarak alın. olanı var. Orada da bir mesela 14 TB işte bu sene duyuruldu. Mekanik disk var. Onu aldın ama mekanik disk performansından mahkumsun. Mahkemsen. Onu hızlandırmak için bu Optane'in cache olanını takıyorsun. 7. nesil işlemcin Intel anakartın varsa mekanik diski SSD'ye yakın performansla kullanıyorsun. O ön bellek evet. olarak araya giriyor. Fakat bunlar tabii ek maliyet. Yani üretici bunu kolay kolay takmaz. Hı hı. E tüketici kullanıcı kendisi meraklıysa takar diyorsun. Diyor ki perakende satmam falan. Bu herhalde seneye bu böyle bir ürün olmayacak bence. Tahmin evet. ediyorum. Yanılabilirim ama 2018'de bilgisayar kültüründe böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum ben. Katılıyorum sana. Telefondan büyük elektronik cihazların Amerika ve İngiltere uçuşlarında kabine alınması yasaklandı. O yasaklandı. da onu çok konuştuk. Evet. Bu biraz sonra kısa süre içinde Çözüldü bir birazcık şekilde. rahatlatıldı. Hı -hı. Ara çözümler geliştirildi. Evet. İşte business class falan gibi pahalı yerlerde hava yolu sana kullanman için bir laptop Hı -hı. veriyor falan öyle şeyler geliştirildi. Şu anda bilmiyorum ama eskisine göre biraz daha rahat zannedersem durum. Evet. Ama tam da. Hani bu kalktı değil. Doğru. Ee, Nisan ayına geldiğimizde Nokia, Galaxy 8, S8 ve S8 Plus'ı görmüşüz. Evet. Note 8'den de konuşmuş olalım. Bu Note 7'nin yerine geldi çünkü. Ee, ne diyorsun? Başarılı diyebilir miyiz Samsung tarafından? Baktığın Samsung zaman. tabii ki Note 7 ile bir darbe yedikten sonra... Maliye belki bilançosunu etkilememiştir ama şan şöhret olarak olumsuz bir durum yaşadıktan sonra... E bir daha hata yapmadı. Hmm. S8'de, Note 8'de tabii ki derslerini çok iyi çalışmışlar. E, orada bir orada tartışılabilecek şey şu. S8 de, Note 8 o kadar birbirine benziyor ki. Niye ne bu gerek iki var. tane telefon var? Tamam Note 8'de kalem var. Ha, e, tamam. Bir tane olabilirdi evet. gibi geliyor. Yani kimse Note 8'de kalem var diye ondan rahatsız olmaz ki içinde duruyor zaten. O kalemin bir kullanıcı kitlesi var. Evet. O ben böyle kullanıyorum, bu böyle olacak diye. Hmm. Tamam, onu S8 tatmin etmiyor. Ama evet, senin dediğin gibi bir S8 kullanıcısından Note 8'i versen, hayatı aynen devam aynen eder. Aynen devam eder. Geç geçmişte bu kadar belirgin bir benzerlik yoktu. Ee, evet. Farklı telefonlardı. Kesinlikle. Bu sene aynı telefon. E, ayırt demiyorsun Edemiyorsun. adamın elindeki S8 mi Note 8 hmm. mi, ayırt demiyorsun. Dolayısıyla bir tanesi fazla gibi bir durum oldu. Evet. Belki seneye bir Değişiklik olur. Belki, ee, belki. Ciddi kökten bir değişiklik belki. olur belki. Ee, Türkiye'de yine çok konuştuğumuz Booking.com faaliyetlerini durdurmuşlardı da dur, dur, biliyorsun. Durdurttular. Durdurttu. Dur, dur, tular. Dur, tular. Evet aynen yani Adam durdurmadı Yok, da. Yok Turizmciler bunu Turizmciler yapan. Turizmciler durdurmuştu. Bak bunu çok hızlı gündemden düştü. TRT arşiv açıldı. bayağı o, o zaman da Nisan'da. TRT bir eski videosunu evet. internete açtı. Ee, şu, şu an eskisi kadar ben paylaşıldığını görmüyorum ama güzel bir gelişim. Evet. İyi oldu, bir sürü şeyi izledik tekrardan. BSA'nın Türkiye'deki çalışma lisansı yenilenmedi. yenilenmedi, o da o konu ee, da kapandı. BSA firmalar üzerinde bir baskı oluşturdu. Evet. Bu baskının ne kadar haklı ya da yasal olduğu tartışılan BSA'nın çalışma izni yenilenmedi. Evet. Evet. Bu, bu senenin bence yani anahtar kelimeleri Bitcoin kadar olmasa da Netflix Türkiye için. Çünkü, çünkü her taraf Netflix kullanıcısı doldu bir çünkü anlamda. Bir Netflix, anda Netflix Türkiye'ye para evet harcadı. Türkçe içerik var. Evet. Kendi içeriğini ufak tefek yaptırıyor. Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı çok fazla var olan içerikte. E afiş billboardlarda bir Netflix filmlerinin evet. afişleri var falan, Özel falan reklamlar yapıldı. Evet, yani Türkçe. Netflix para harcadı dolayısıyla gündeme geldi. Evet, e, bu arada bu tip e, Steam servis stream servislerine de eee hackerlar tarafından hani bazı dizilerin e, sızdırılması işte Game of Thrones'un me meşhur evet, bölümlerin yayınlanmadan internete düşmesi gibi bir durum olmuştu. E, Windows 10 ailesine Windows 10 S eklendi mesela böyle bir. E bu sene iki kere Windows 10 güncellendi. İki kere de güncellendi. 17.03, evet. 17.09 iki tane ana Windows 10 sürümü çıktı. Hı hı. Bir de Windows 10 S diye bir ücretsiz ama evet. kısıtlı, kısıtlı Windows, Windows evet. kısıtlı Windows Onu çıktı. Onu bu sene göreceğiz aslında. Yani çünkü evet. şeyde Snapdragon 835'li 45'li şey gelirse laptoplar onlar bu çıkacak. Bu sadece o Windows'un o çanta simgeli mağazasından uygulama yüklenebiliyor. Hı hı. Bilemiyorum pek teknoseyir takipçisini falan heyecanlandıracak bir şey değil. Evet değil bizden yine iki gelişme. Troy yerli ödeme sistemi diye çıktı. onun tanıtımı yapıldı. Bir de PayPal olmayınca evet, alternatifler. evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Ay Taksi uygulamasını tanıttı. var artık sokaklarda görüyoruz. Evet taksilerde bir seni çeken bir kamera, kamera falan var. var. O çok konuşuldu. O sesi de çekiyor onun mu ne falan. Olduğu, Hı -hı. Sesi çekmediği iddia ediliyor. Evet inanmak inanmamak sana kalmış öyle bir iddiaları var. Evet. <laughs> İnanır mısın bilmiyorum. Demin konuştum aslında söyledim ama hani e ismini de tekrar söyleyeyim. WannaCry saldırısıyla saldırısı ile ilgili çok fazla konuştuk. Evet. E çok fazla bilgisayarın devreden çıkmasına ve hani... hastaneler falan da dahil buna sebebet verdi. Ya bu dosya paylaşım protokolü SMB'de bir sorun hmm. çıktı falan. Bu bu sene bu altyapıyı ilgilendiren, derinden gelen açıklar büyük mutsuzluklar oluşturdu. Bir de şey çok mutsuzluk yarattı abi. I IOT cihazları çok hacklediler. Evet, evet. Ee, Android sürümü, Android Oreo. Bu sene yine... 8. Evet, 8 oldu. Mayıs ayında duyurulmuş. İşte senenin sonundayız. Kısıtlı sayıda cihazda yüklü. Hı hı. Ama kısıtlı. Kısıtlı. Bazı cihazlara hiç gelmeyecek. Hiç gelmeyecek. Doğru. Ee, bu yine gündeme meşgul eden bir kısa zamanda olsun. Nokia'nın 33 onu geyiği vardı. Evet o Mart ayında falan gör, biz de görmüştük fuarda. O yıl içinde geldi. Güncellendi Ama hatta. O ilk başta insanların merak ettiği, konuştuğu kadarca tabii bizzat gördükleri zaman o kadar ilgilenmeye, o kadar üzerine kafa yormaya değmeyecek bir şey olduğunu gördüler. Bence sessizce yerine bırakıp standta uzaklaştılar çünkü evet. dokunmatik ekranı olmayan joystick dediğimiz Yön tuşlarıyla yönetilen bir cihaz İnterneti 2017 yok yılında. İnterneti 2G, yok. bu, 3, 3G hmm. bile değil bu cihazın hmm. bağlantısı. Bunun Tamam ilginç işte yılan oyunu var bir oynadık baktık falan ondan öte bir şey olmadığını Ellerini alıp kendileri deneyince gördüler. Hiç alanı malanı kullanan da görmedim onu da söyleyeyim. Ben de görmedim. Çünkü ucuz Satmianak da değil. Güzel, ucuz paraya, da değil abi. O paraya ucuz androidler aynen, aynen. ya da hatta ikinci el bir şeyler bulunuyor. Daha hayırlı. Sony PlayStation 3 üretimini sonlandırmış bu sene Haziran ayında. Ee, Pro var. evet. 4, Pro gelince. var, Pro var. Ee, i̇lk defa şeyi burada duymuşuz. Mayıs-Haziran ayında Snapdragon 835'li Windows 10 laptopların duyurusu yılın sonunda hayata, hayata geçtiler. geçti. Ama neydi Intel zor geçirirsiniz diye birazdan üstü kapalı tehdit etmişti ama yok oluyor işte gerçekleşiyor. Intel x86 ile ilgili her şey benim. dikkatli oynayın. Evet. En ufak bir açığınızda döverim sizi dedi. Bu anlamda konuştu. demek ki dikkatli oynadılar o oyunu ki henüz bir davalaşma falan yok. Evet öyle gözüküyor. Ya da bir şekilde anlaşıldı arka Çünkü kapıda. Bunun üzerinde bir emülatör gibi bir şey çalışıyor. Evet. X86 kodunu arma çeviren Intel ona dediğim gibi yani anlam olarak döverim sizi çok kötü hmm. dedi. Ama bir şey şu anda bir şey yok. Evet. Ee, şöyle bakayım devam edeyim. Ee, bu yine Haziran Yaz aylarında bir ekran kartı krizi yaşadık. Bulunamamaya başladılar. Fiyatlar yükseldi. Özellikle AMD kartlar zaten bulunmuyordu. Nvidia kartlara da bulaşıldı. Onların da fiyatı Çünkü yükseldi. Çünkü kripto para falan evet. konusu zirveye vurunca bu sene ekran kartlarına büyük bir ilgi oldu. Bulunamadı. Bulunamadı. Hem fiyatları yükseldi. Özellikle AMD kesinlikle bulunamadı. Evet. Şimdiden yılın son zamanlarında bir sakinlik var. kartlarda da bulunuyor evet. ama fiyatlar eski haline gelmedi onu da söyleyeyim. Hep öyle oluyor zaten. AMD'den bir Vega Frontier Edition gördük. Vega'yı genel olarak konuşabiliriz. Yani ben şöyle diyorum. Ryzen'de ne kadar olumlu bir şeyler söylüyorsam Vega'da da tam tersini söylüyorum. Vega başarısız oldu. Yine olur. hayal kırıklığı. Polaris evet. tıpkı po Polaris gibi. 400 serisi gibi. Vega'da beklendi beraber. Çünkü oldu. beklentiler çok yüksek oluyor. E, çıkan ürün aşırı güç tüketiyor. Aşırı güç tüketiyor. ısınıyor. Aşırı güç tükettiği için laptoplara giremiyor. Giremiyor. Polaris'te AMD dedi ki en ince laptopta 1080p hı hı. süper oyun oynatacağım. O öyle bir laptop üretilmedi ki oynanabilirsin. Evet. Vega'da güç tüketimi daha da kötü. Polaris'ten de kötü. Evet. Ee, olmadı. Ve tamam 580 ekran kartın olsa bugün oyun oynarsın, güzel oynarsın ama beklentiler çok daha evet. yüksekti. Evet. Ve ne oldu? Raja tatile çıktı. Evet AMD'nin grafik bölümünün ayrıca kurulmuş bu Radeon Teknoloji Grubun kurucusu, yöneticisi Raja Kudri önce bir uzun süreli bir tatile çıktı dediler sonra Intel'e transfer oldu. Evet Intel'e geçti ya. Bu senenin olayı AMD ile Intel'in işbirliğine İşbirliğine gitmesi. Evet daha meyvelerini görmedik bu sene göreceğiz herhalde. AMD yani Ati desen ona parantez tabii, ati içinde de, desin, grafik evet. işlemcili, Hı -hı. Intel. Intel işlemci çıkacak. Bu bir zamanlar hayaldi. hayaldi. Daha çok hani şaka olarak yapılan, bunu söyleyen hadi ya, manyak yakmasın falan denen bir konu gerçek olacak gözüküyor. Evet, yaz aylarına gelince tabi piyasa yavaşlıyor. Türkçe klavye düzeni E klavye tescillenmiş. Daha ee, önce olan bir şeydi de tescil tescillenmiş. Yapıldı. Amerika... Yine tabi beraberinde bin tane tartışma. Tabii canım. Ee... Bir ürün yok ortada. Yok. Amerika uçuşlarına laptop yasağının kalkması burada gündeme girmiş. Cep telefonlarına TRT vergisi gelmişti. Gitti yeniden geldi. Ve kalıcı oldu. Radyosu olsun olmasın. Olsun olmasın. Nasıl olsa internetten de radyo dinliyor bunlar diye. Hı -hı. Her telefona vergi. Bandrol evet. yani. Evet. Gelmişti gitti geldi değişti falan filan. Amerika sonunda kaldı. Evet. E, da isim değişti. İsim değişti. Etiketi değişti. Evet. Kaldı ama. Temmuz'da Treadripper gündemimize girmiş. Model adları vesaire fiyatları hepsi belli olmuş. Treadripper AM Ryzen'in bir modeli. Modeli. Üst modeli. Üst modeli. O da başarı yüksek. Tabi bunlar pahalı işlemciler. Bizim hayatımıza o kadar giremediler. E, şöyle Ağustos'a geleyim. Vega Ağustos'ta çıkmış. Daha önce Frontier Edition önce gelmişti. Treadripper'da yine Ağustos'ta e, ortalığa çıktı. Benchmarklarıyla vesaireyle. Disney kendi video servisini kurmak için kurma kararı alıp Netflix'ten çıktı ve hani sonra da yıl içinde, yıl içinde, başka, içinde başka, stüdyoları satın alıp inanılmaz, inanılmaz bir büyüdü. İçerik evet. odağı haline geldi ve diğer servislerden bu bütün gücümü çekip kendi hizmetimizde hmm. yayınlayacağım diyor. Şu anda daha Sonuçları tam görülmüş değil. Bu sene Ama görürüz. 2018'de içerik dünyasını karıştıracak Kesinlikle. şey bu Disney'nin hareketleri. Evet. Bu arada Commodore 64'ün 35. yaşını kutlamışız. Yolun yarısı eder. Evet. <laughs> ee, Intel'de 8. nesil işlemcilerini piyasaya çıkar Çıkarttı. çıkarıyor. Ee, 8000 model numaralı işlemciler çıktı. Ve Intel'de çok çekirdekli... Şeye ayak uydurmuş oluyor. Ee, i̇ki çekirdek ekledi. İki çekirdek ekledi. Çift çekirdekli Hı. eski i3'ler dört çekirdek oldu. Diğerleri altı oldu. Aklı. İki çekirdek ekledi Hı. diyebilirsin. İstisnaları Doğru. var. Not 8'de bu, bu ay etkinliği yapılmış. Ağustos ayında konuştuk zaten. Bu yine 2017'de Elon Musk gündemde kalmak için bir sürü şey yaptı ama... Her hafta bir şey söyledi. Evet. Yapay zeka, Yapay zeka. ne dedi? Kuzey Kore'den daha, daha tehlikeli dedi. Üçün Dünya Savaşı böyle ben olacak şeye dedi. Ben şeye Mark Zuckerberg'e söyledim ama o anlamıyor bu işlerden dedi. Yani sürekli gündemde kalmak <laughs> için. Yani bence dikkate alınmasına gerek yok. Türkiye'ye de geldi bu sene. Ya bu sene Türkiye'ye geldi. Artık orada da şey söyledi mi bilmiyorum. Bu yapay zeka çok kötü yok, falan bir şey söyledi mi. Ama bunlar altı desteklenmeyen şeyler. Doğru. Söylüyorsun sadece haber oluyor. Ne söylesen haber oluyor zaten. Evet. Ee, SanDisk'te e, microSD kart boyutunu 400 GB'a çıkardı. 400 çıkarttı. Ee, bizim maliyenin işte haberleri çıkmaya başladı. E-ticaret'e özel vergi diye ve yani Aralık ayında evet. da artık iyice somutlaştı. Yurt dışındaki alışverişlere evet. vergi gelecek. Nasıl geleceğini hala bilmiyoruz. 2018'de göreceğiz. Amazon Türkiye'de şirketleşmeye karar verdi. Evet. Ama hani bu sene geliyor falan diye hemen haber evet, yapıldı. da iş... O sadece bir Türkiye'de bir şirket açtı. Vergi versin diye. Yasal bir varlık. Hı. Ne yapacağı daha belli değil. E, 2018'de hakikaten deposuyla, meposuyla gelecek, açılacak diye dedikodular var göreceğiz. Ee, bakayım şöyle. iPhone tarafında iPhone 8 ve iPhone X ya da 10, 10 çıktı. E, çıktı. O şaşırtıcı çünkü iki, i̇ki telefondan telefon. çıkması. Bir arada bir boşluk var. Herkesin ilgisi 10'a yüklendi. Evet. 8'e kimse bakmadı. Çünkü 10 varken 8'e niye bakayım? 10'da tasarımını bayağı değiştirdi. Hani evet. orada çok konuşuldu. Yüz taramayı evet, çok konuşuldu. Evet. teknolojiler var. Evet. Herkes onu o yüzden. Evet. Il, dikkate değer buldu. Ama 8'de çıktı piyasaya. Satıldı. Evet, satılıyor şu anda. Ee, Toshiba'nın satılması yılan hikayelerinde ona mı satılıyor? O bellek bölümünü ayırıp başka bir yere mi satıyor derken onu çok konuşmuşuz. En sonunda işte geçtiğimiz haftalarda satıl o işlem evet. tamamlandı. WD yani SanDisk itiraz ediyordu Toshiba'nın bellek bölümünün işte filanca firmaya satılmasına falan. Kendisine satılmasını istiyordu. Kendisine satılmasını istiyordu. O iş olmadı. Bir konsorsiyuma satıldı Toshiba'nın bellek bölümü. Sa Sandisk'in itirazı da Geri mi çekti, kabul edilmedi mi bilmiyorum. Geçtiğim ya uzlaşıldı. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde uzlaşıldı, uzlaşıldı. uzlaşıldı o konu. Tamam 2017 içinde. Bitti. Halledilmiş oldu. Bu bir sürpriz miydi acaba diyeceğim ama HTC'nin bazı bölümlerini daha sonra telefon bölümünü Google aldı. Evet, HTC hafiften piyasadan çekildi demek lazım. Bir kenarda en azından dur. Sağın kenarında durduğu kesin. Evet. Zaten bir ürün mürün duyurusu yok. Ee, Oyuncu in... olarak kabul etmemiz zor. Zor. Şu, Şu anda, anda, cep öyle telefonu maalesef. Pazarında. Maalesef evet. Intel demişken i9 serisine de bu ay konuşmuşuz. Eylül ayında konuşmuşuz. Evet i3, i5, i7 ile giden yıllardır seriye bir i9 geldi. Hı, hı. Ee, Ekim'e kime gelirken de e, hepsi bu aradanın satış işlemleri için Goldman Sachs ile anlaştığını şey yapmışız haberini evet. yapmışız o da olacak mı 2018'de göreceğiz bakalım ama şu an satış. Kime satılıyor? İşte bu satılsın diye anlaşıldı kime satılacağını evet, göreceğiz. Evet sürpriz asıl o. Evet e, Google'ın Pixel 2 telefonları konuşuldu <laughs> ama o da birazcık sorunlarıyla çok konuşuldu. Ekran yanması, ekran ekran yanması Boş Android'siz satılması falan. E, problemleriyle konuşuldu. Evet sonbahar güncellemesi Windows 10'un tabii işte bu az önce söylemiştik bu arada geliyordu. Evet. Ee, Windows 10 bitti. Evet Abi. Windows 10, Windows Phone. Phone pardon. Windows Phone bitti. Windows Artık bitti. Microsoft her şeyi kesti orada. Kesti. Ya yani kullan elinde varsa kullanmaya devam edersin de bir güncelleme iyileştirme falan hiçbir şey bekleme. Hiçbir şey yok evet. Bir crack saldırısı konuşuldu Wi-Fi ağları için. VPA2, VPA2 sistemini evet. sistemini bile etkileyen bir açık. ilk gün büyük sansasyon yarattı. Çünkü VPA2 kırıldı falan diye duyuruldu bu. Sonra bunun aslında o kadar da bir kolay bir crack olmadığı, ismi crack de evet. o kadar da kolay bir kırılma olmadığı, bunun bayağı teknik bir şey olduğu ve bununla bir sonuca varmanın aslında bayağı zor uzman işi olduğu anlaşılınca biraz daha bir sakinleşti ortalık. Aynen. bir takım firmalar şu anda güvenlik güncellemelerini çıkarttılar. Hala çıkartmayan da çok fazla ama. Aynen. Kas evet. Kaspersky'nin casusluk iddiaları ortaya atıldı. Çok konuşuldu. Sürtüştü. Sür evet. Amerika Kaspersky'nin bilgi çalıp Rusya'ya gönderdiğini iddia ediyor. Kaspersky yok öyle diyor. Yani olanlar olanlarda yanlışlıkla hmm. olmuş. <laughs> falan gibi bir açıklamaları var. Amerika devlet kurumlarında ben bunu kullanmam dedi falan. O daha 2018'de de sürecek, de sürecek. bir didişme. Aynen. Ee, PC Express 4.0 standardı belirlenmiş. Evet. Hatta 5.0'ında çalışmaları sürüyormuş. Evet. Bu Turkcell yani araba motoru da yine Ekim ayında tanıtılmış. Sonbaharda duyuruldu. Evet. Çok kısa sürede gündemden düştü. düştü. Apple-Samsung davası yeniden görülecek haberini yapmışız. Evet o pek dile getirilmese de o 1 milyar dolarlık dava aslında bitmiş değil. Değil sürecek. Hatta öyle şehir efsaneleri gibi yok efendim Samsung bozuk parayla ödedi falan filan. Onu yok öyle Şaka diye çıkan ama bize İnandılar. arada yanlış tercümelerle falan gerçek diye hayatımıza sokulan şeyler öyle bir şey yok. O dava da kapanmış bitmiş değil. Samsung alan kazanıyor o davada. Hmm, evet çeşitli cepheleri kazanıyor. Evet. Şeye dönüyor. O 1 milyar falan iptal oldu. 1 milyar dolar falan e, iptal o oldu. O 300 400 milyona falan tabii, düştü. Tabii düştü. Öyle gözüküyor ki belki de Samsung hiçbir şey vermeden gidecek <laughs> gibi. Çıkmasın. Çünkü dava bitmedi daha. Evet. Ee, alacak da çıkarsa <laughs> evet. E, Komik olur. Nvidia GTX 1070 Ti'yi çıkardı. Çünkü Vega'lar çıkınca onlar da araya öyle Var bir... olan kartların Ti'larıyla evet, e, idare yırı, ettiler. Yapadılar. Ryzen mobil işlemcisini nihayet duyurdu. AMD Ryzen mobil işlemcisini duyurdu. Ama daha ürünler ortada yok. yok. 2018'de gelecekler. Kasım ayına geldiğimde Amiga 530 yaşına basmış ben tabi. Ee, normal. Ee, şey çok konuşuldu. Twitter'dan ayrılan Türk asıllı birisi Trump'ın hesabını, hesabını sildi, kapattı. Sonra geri açıldı ama birkaç saat içinde. Lenovo Fujitsu PC, Fujitsu'nun Bölümünü PC bölümünün yarısından fazlasını aldı. Lenovo bir PC devi haline geliyor. Evet. Xbox One X çıktı. Çıktı. Ee, Twitter'ın 280'e karaktere geçişi de bu ara Kasım ayında gerçekleşmiş. Herkese geldi. Evet herkese geldi. AMD Intel işbirliği yine bu ayda konuşulmuş. Elon Musk'ın Türkiye'ye gelmesini yine burada konuşmuşuz. Toshiba'nın televizyonu da satılmış. Hisense firmasında televizyon Orada bölümü. Orada Türkiye'nin adı geçiyordu. deniyordu. Talipler arasında. Evet. Türkiye olmadı ama. Samsung GDDR6 Altı. bellek yongalarını hazırlıyor. O da 2018'in evet. herhalde içinde görülecek. Tabi bir Black Friday çılgınlığı yaşandı yine ama. Geçen senelerden daha fazla bu sene Türkiye'yi meşgul etti. Şöyle bu meşgul konu. etti. Türk firmaları yüzünden meşgul etti. Evet özlenip biz evet. de o indirim kuryasına kapılalım diye kendi Ve indirimlerini yaptılar. En çok konuşulan şey neydi? Gerçekten indirim, i̇ndirim oldu mu? İndirim oldu mu? Çünkü orada Peki, öyle öyle olmadığı yani gözüküyor. oyun çevrildiği için. Aynen öyle. Ee, Aralık ayına da geldiğimizde HDMI 2.1 özellikleri açıklanmış. Evet. Ee, Apple'ın MacOS High Sierra'daki inanılmaz bir açığını konuştuk. Ee, Biliyorsunuz. şey e, root olarak. Şifre girmeyip. Şifreden e, girmeden gir, açabiliyordun. En üst düzey kullanıcı olarak. Sisteme girebilmek yani çok kısa söyledi yaması yapıldı. Ha, hemen yap yapıldı. Biraz evet. da Türkiye'den ilk Evet çıkışı falan kaynaklandığı için biz de ilgi gördü. Doğru. E, Apple'a da şey dediler. İllanda'da da ödemediğin 15 milyar doları ödeyeceksin, ödeyeceksin dediler. dediler. Çünkü Amerika dışında firmalar kurup iş yapıp evet. vergi kaçırıyor. Onu da devletler takip ediyor o para. Bütün İrlanda bir sürü firmanın merkezinin olduğu bir yer, hı hı. vergi yüzünden vergi kaçırmak için Öyle. çok bunu dürüstçe Yumuşat yumuşak bir kadifeye sarmaya gerek, Hiç gerek yok. yok. Vergi kaçırmak için bu yapılıyor. Fakat devletler de yemezler diyor artık. Aynen. Her devlet kendi çıkarını takip ediyor. Envidia Titan V ekran kartına duyurdu ama yani bu oy için değil tabi bunlar da. Evet. Çok pahalı kartlar. Ee, Samsung 512 GB kapasiteli flash bellek yongasını üretimine başlamış. Evet. Ee, Snapdragon 835'li Windows 10 laptoplar fiziki olarak yine bu ay ortaya Göründü. çıktı. Asus falan üreticiler evet. belli oldu. Geliyorlar artık. Hani bunun şeyi yok. Snapdragon... Elinize geçmiş değil tabi daha. Evet. Yok, 845 değil. de yine paralel olarak duyuruldu. Türkiye'de kitle fonlama sisteminin hayata geçmesinin yasal hazırlıkları tamamlandı. Bu da 2018'in gündemi olacak. Twitter'a thread özelliği de geldi artık. <laughs> mesaj dizileri. Mesaj dizileri evet rahat sistem rahat yapıyorsun. Sistem kendi destekliyor. Normalde senin elle yaptığın işi. Artık kendi yapacak. Evet. Amerika'da ağ tarafsızlığı rafa kalktı ama o da hani sonuçlanmadı. O da 2018'e kalan. Şimdi Noel araya girdi. Evet. Amerika'da tatil araya girdi. Bu 2018'in konusu çok önemli bir konu. Bu Amerika'nın derdi Türkiye'yi ilgilendirmez değil. Yok tamamıyla seni de ilgilendiriyor. Amerikalı'dan daha çok belki seni ilgilendiriyor. Kesinlikle. Çünkü senin hakkını savunacak kimse yok. Orada bunun uzmanları var. Hem siyasetçi olup da bunun uzmanı olanlar var. Takip edenler var. Burada senin hakkını kim savunacak? O yüzden seni daha çok ilgilendiriyor. Kesinlikle. Ne olduğunu konuştuk ettik. Çok konuştuk. Şimdi burada bir daha aynı bir şeyde söylemek Bir daha yok hiç gerek yok. i̇nternetin tarafsız her yerine erişimin aynı hızda olması, tarafsız olması. Aynen öyle. Bunu, Bunu isteyenler ve istemeyenlerin çatışması evet. ve şu anda is istemeyenler yani para babaları diyelim, bir, bir avantaj öndeler. elde evet. etmiş durumdalar ama maç bitmedi. Maç bitmedi. Apple'da Apple'da son olarak e, kapanışta e, telefonlarının pilinin azalmasıyla işlemci güçlerinin de azaldığı ortaya çıktı. Evet, pilin aşınmasını sistem belirleyip kendi performansını biraz aşağı çekiyormuş. Pilin evet. aşındıysa bu telefon zaten ölüyor çok yüklenmeyelim deyip performansını aşağı çekiyormuş. Bu ortaya çıkınca çok tartışmalar yarattı. Apple özür, özür diledi. Pilleri ucuz attı. <laughs> <laughs> Öyle ee, ama diğer üreticilerde durup ne? Bu ortaya çıkmış bir şey. Evet. Ortaya çıkmayan neler var? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Apple cephesinde de sorulan çok soru var pili değiştirince performans yükseliyor mu? Yükseliyormuş. bir dahaki firmware güncellemesini mi bekliyor nedir? İlginç bir konu. Evet yani bilişim dünyasında konuşacak bir şey daha çıktı. Evet, hani bu manada. Evet, evet. Son olarak Levent abi hani oyun dünyasında da geçeyim en, çok uzatmayacağım hani en çok en sence yılın oyunu en severek oynadığın oyun neydi? Ya yani yılın başında pek hatırlamıyorum öyle çok şey oyunlar yoktu yılın başında bence. Bir Wildlands, Ghost Recon, hmm. Wildlands ilginç gelmişti. O bitki örtüsü falan çok gösterişti. Güzeldi. Çok harika. Ama yani benim için yılın oyunu Assassin's Creed Origins oldu. Aynı fikirdeyim. Çünkü ben harcadığım zamana bakarım. Bu sene Destiny 2 çıktı. Hmm. Ama Assassin's Creed sildi süpürdü. Vardı. Çok eleştirilen, yıllardır aynı şeyi yaptığını söyleyen Assassin's Creed oyun tarzını aslında çok bir şey değiştirmeden bir anda gençleştirdi. Grafikler çok muhteşem, oyun çok harika, çok kusursuz, hatasız. Hmm. Ee, ben çok mesafeliydim. Bu ne ya Mısır falan öyle fellahı mı oynayacağız, ayağında terlikle şeyle onu mu oynayacağız diye. Ben oynamayacağım, zaten oynamıyordum. 1 ile 2'yi oynamıştım. Hmm. Assassin's Creed'i takip etmeyi bırakmıştım. Ama kendimi oynarken buldum. Gayet de keyifli. Bence yılın oyunu bu. Hem teknoloji olarak hem oyun olarak hı hı. muhteşem. Ama bu Ghost Recon Wildlands çok güzel. Eee Xbox'ta PC'de Forza 7 çok güzel. Çok önemli. Destiny 2 bütün platformlarda var. tabi e, grafikler falan ilerlemiş ama temelinde aynı oyun olduğu için ilk baştaki heyecan çok çabuk söndü bence. İlk başta bir PC'ye ilk kez çıktığı için bir PC'de de böyle oyun yok falan diye bir heyecan hı insanlarda oluşmuştu. Devam ettiğini görmedim o heyecanın. Evet. Kısa sürede söndü, unutuldu, gitti. Ya oynuyorum ben, konsolda oynuyorum. Başka oynayanlar da var tabii ki ama o beklenti daha büyüktü. Ama oyun dünyasında çok fazla oyun çıktı. Bu sene yani çok vakit bulamadık her yani oynamaya. Ve bence bu senenin özellikle şu son aylarında çıkan oyunlar oyun teknolojisini bir evet. götürdü. Kesin. Şimdi bugün bakıyorsun Recon Wildlands işte sürekli tekrarlıyorum. Asasız Creed Origins sadece ormanda, dağda tepede gezme olsa, oyun, ateş etme olmasa gezersin, oynarsın. O artık bitkiler, ormansa ormanda gibisin. Kırık hmm. ağaç var. Ağaçlar iki boyutlu tekstür ya da iki tane böyle değil. dokunun çapraz konmasıyla yapılmış değil. Ağaç, ağaç gibi. Ot, ot gibi. Otun bile farklılıkları var. Şurada farklı bir bitkiler var. Şurada farklı bir bitkiler var. Ee, bu bir ilerleme. Teknolojik hmm. olarak bir ilerleme. Senin özelinde biraz da Forza sanıyorum. Vakit harcadın. Ona da çok vakit harcadım çünkü ilk oyunundan beri bütün seriyi oynuyorum. Orada da grafik teknolojisi olarak görüyorsun bir ilerleme var. Artık bu araba camı cam gibi, <laughs> plastik kısmı plastik gibi, lastiği lastik gibi. Gran Turismo Sport aynı şekilde. Neresine bakacağını arabanın şaşırıyorsun. İki oyunun farklı oynanış tarzları var. Farklı felsefeleri var. Ama ben grafik kısmına takılan birisi olarak iki oyununda otomobil detaylılığı inanılmaz, akıl almaz düzeyde. Hmm. Gerçek zamanlı grafikleri düşünürsen akıl almaz düzeyde. Bunun dışında... Küçük oyunlar da çok oynadık ama teknoloji olarak bence yıl sonunda oyunlar it Star Wars Battlefront 2 aynı şekilde grafik grafik olarak alan. grafikler inanılmaz. Oyunlar bence bu sene biraz ilerlediler. Hı hı. Çok demeyeceğim ama bir miktar bu oyun teknolojisi ilerledi. Hayal kırıklıkları da oldu. Tabii. En büyüğü Forerunner'dır benim için. <laughs> Çünkü çok hevesle bekliyordum, çok merakla bekliyordum. Yine çıktı ve çok kısa Sende. sürede ses... Şimdi bu Evolve'da falan ya da Titanfall'ın ilk oyununda böyle olmuştu. Oyun çok büyük beklentiyle çıkıyor. Oyun çıktığında bir sessizlik yaşanıyor. Kimse konuşmuyor çünkü kötü. Evet. For Honor'da aynı böyle oldu. Hala güncelliyorlar, genişletiyorlar falan ama... Bilemiyorum hayal kırıklığı ben onun yakında 2018'de bedava <laughs> e, Ubisoft'un hediyesi olarak falan verileceğini tahmin ediyorum. 2017'nin hayal kırıklığı da şey birazcık da, oyunlardan bizden daha da çok para koparmak için şu transaction olayları. Lootbox tartışması. Rootbox evet. evet o, da o da çok konuştuk. Ve çözülmüş değil. Değil. Ee, Hemen her oyunda var. Her oyunda var evet. Ama Bu senenin herhalde olayı aslında PUBG'dir. PUBG evet. PUBG'dir. Çünkü Olay olarak evet. Bir arkasında dev bir stüdyo yok. Hı, Hı Ubisoft gibi EA gibi dev bir firma yok. Kore bildiğim kadarıyla Kore'de programlanması falan yapılan bir oyun ortaya çıktı. Yıktı geçti valla. E, herkes kitlendi. Hı -hı. Oyun çıkmış değil, bitmiş değil hala. İşte 1-0'a yeni Ama geldi. Ama 30 milyon oyuncuydu en son evet. haber. Steam'de falan bütün rekorları Counter-Strike geçti. Kırdı. Hemen taklidi çıktı. Daha bir sürü taklidi çıkacak. Tabii canım. Var olan oyunlara onun modunun eklenmesi falan durumları var. Aslında tabii hani ben teknolojiye baktığım için Assassin's Creed falan benim gündemimde ama oyun olarak olay bu senenin olayı PUBG'dir. Evet. %100. Evet. Player Unknowns Battleground evet. ismi de PUBG evet, kısaltması. kısaltması. Bu arada 2017 4K'nın da yerleştiği sene oldu 4K, diyebiliriz. 4K HDR. Ama ben HDR'a inanmıyorum abi ya HDR yapısından ötürü öyle bir tutup da ekran yakalayıp aha HDR diye gösterebileceğin bir şey değil. O bir deneyim oynarken evet bir ışık değişiminde çok kamera çok parlak bir yere döndüğünde falan HDR'lı düzgün bir televizyonun varsa düzgün bir oyun düzgün bir konsol ya da PC'de şu anda daha az ama var varsa tamam o deneyimi, o HDR'ın deneyimini bir, bir, saniye yaşıyorsun. Fakat bu işte bir ekran yaka, bir ekran karesi yakalayıp da gösterebileceğin, altını çizebileceğin falan bir şey değil. O yüzden insanlara anlatmak zor. insanların satın alma kararını vermesi zor. Ama bu sene Netflix'e, YouTube'a falan da HDR eklendi. Bu sene, önümüzdeki sene Zaten satın alacağın, marketten alacağın e, televizyon olacak. da HDR'lı olacak. Hatta fake HDR dediğimiz bazı garip teknolojiler çıktı. Televizyon kendini HDR var diye tanıtıyor diğer cihazlara ama aslında yok. HDR gösterme kapasitesi yok. Gelen sinyali biraz oynayarak, pullayarak, bir renk ışığıyla falan oynayarak HDR'mış gibi yapıyor falan. Doğru. E, 2018'de kafalar çok daha fazla karışacak. Hem de nasıl? Çünkü HDR'ın bilmem kaç standardı çıktı. HDR10, HDR 600, 400, Display ne? HDR, hmm. Dolby Vision. Bunların hepsi bu şeyi pastayı önüne çekmeye çalışıyor, kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Evet. Oyunun kurallarını kendi koymaya çalışıyor. 2018'de herkes sürekli HDR diyecek. Kimse tam olarak ne dediğini anlamayacak. Biz de anlatmakta zorlanacağız. Aynen öyle abi. Ee, ama 4K artık telefondan tablete, evet. televizyona her yerde 4K. Evet bana 2017'yi tek kelimeyle özetle deseler abi. Benim kelimem herhalde Bitcoin olurdu. Öyle. Damgayı ya da vurdu. Şeyler. Kripto para. Paralar. Hı -hı. Belki birisi çıkar blockchain der. O da olabilir. Fark etmez ama evet en önemli bu senenin kavramı çok alakasız insanların Tutup da bir anda ya Bitcoin varmış, ne diye sormaya başlaması ne kadar etkili olduğunu göstergesidir. Evet. Evet, bendeki Böyle. özetler bu kadar. Bir evet. de son olarak şu Bannerlord'da artık 2018'de çıksın diyorum Levent abi. Onu da buradan mesajını vereyim. Evet, o da ıı, Tailwords. bu sene de çeşitli ıı, demolar falan sergiledi, oynattı, hmm. oynattı artık insanları ama oyunun çıkmasını insanlar bekliyor. Evet. Biz Hepimiz de, bekliyoruz. Hatırlatmış olduk. Peki Levent abi e, özetimizi bu şekilde geleneksel özetimizi yapmış evet. olduk. Ekle, bir e, Ekleyeceğiniz şeyleri yorum alanına ekleyin. Sizin için önemli evet. olan gelişmeleri ekleyin. Oradan devam etsin bu bölüm. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.